8. Kısım İSPARTA Hayatı 1950'den sonra Üstad Said Nursi, Afyon Hapishanesi'nden 1949'da bir Eylül sabahı tahliye edildi. İki komiser arasında Fayton'la bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan talebeleri de vardı. Üstadın Afyon Hapsi'nden sonraki hayatında ve hizmet-i nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür. Bu tarihe kadar Üstad evinde gecelere hiç kimseyi bulundurmazdı. Akşamdan ta kuşluk vaktine kadar kapısı kilitli olarak kalırdı. Afyon hapsinden sonra ise sadık talebelerinden bazıları hususi hizmetinde kaldı. Üstadın odası daima ayrıydı. Ancak bir hizmet olduğu vakit yanına gelinebilirdi. Afyon hapsinden sonra üstad kendi tabirince bir nevi üçüncü sayit olarak görünüyordu. Çünkü bundan sonra Hizmet-i Nuriye başka safalarda tezahür edecekti. Külli bir inkişaf olacaktı. Üstadın hizmetine koşan ve nur hizmeti için yanına gelenler bilhassa mektepli gençlerdendi. Rahmet-i İlahiye Afyon hapis musibetini çok cihetlerle rahmete çevirmişti. Bir vecc-i rahmet şu idi. Mahkeme günlerinde muhtelif vilayet ve kazalardan gelen nur talebeleri birbiriyle tanışarak hem üstad hem Risale-i Nur hem hizmet-i nuriye hususunda malumat sahibi olurlar ve uhrevi ve imani olan ve rıza-i ilahi uğrundaki nurdan kopup gelen samimi bir uhuvvet ile bir kuvve-i maneviye elde ederlerdi. Mahkeme günleri üstad ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf halinde mahkemeye gelişleri, müminlerin kalplerinde Allah için sonsuz bir muhabbet ve yakınlığa vesile oluyordu. Bu mahkemeler, iman ve İslam davasına hizmet için medar teşvik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının rağmına olarak bu musibet Risale-i Nur hizmeti imaniyesini deruhte edecek ve onunla gayeyi hayat edecek fedakarları, kahramanları netice verdi. Yeni ve münevver nur talebeleri meydana çıktılar. Hapisten tahliyeden sonra üstadın evinin kapısı önünde bir iki polis daimi nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı zaten hapis müddetince halka dehşet verecek şekilde yalan yanlış propagandalarla Bediüzzaman'ın imha edileceği gibi haberler etrafa yaydırılmıştı. Üstad Afyon'da iki ay kadar ikametten sonra Emir Dağı'na geldi. Emir Dağı'nda birçok Risale-i Nur talebeleri vardı. Oradaki Hizmet-i Nuriye'yi bu talebeler ifa ettiler. Afyon hapsinden sonra Hizmet-i Nuriye nasıl cereyan etti? Isparta'da teksir makinesiyle nur mecmualarının neşrine devam ediliyordu. Üstad yine adedi ve kile, ile meşguldü. Yalnız hapisten sonra hizmeti i Nuriye birkaç kısma inkısam etmişti. Yalnız teksirle ve el yazısıyla neşre münhasır olmuyordu. Bu zamanlardaki hizmet safhaları şu suretle ifade olunabilir. 1. Muhtelif vilayet, kasaba ve köylerdeki nur talebeleri, bulundukları muhitlerinde nurları okumak, yazmak, okutmak ve neşrine çalışmak. 2. Isparta ve İnebolu'da teksir makinesiyle nur risalelerinin mecmualar halinde teksiri ve etrafa neşri. 3. Ankara ve İstanbul'da muhtelif halk tabakaları arasında hususan üniversite ve diğer mektep talebeleri, gençler, memurlar ve hanımlar arasında nurların yayılması, okunması, Risale-i Nur davasına çokların yakın manevi alakaları bunlardan halis fedakarlar ve iman hadimlerinin çıkması. Nuru imanın bu iki büyük merkezde hararetle inkişafı. 4. Kitapların iadesi ve yeniden bazı yerlerde nurlara ve talebelerine ilişmek dolayısıyla resmi makamlarla münasebet. Risale-i Nur'un vatan ve milletin nesli atinin saadetine vesile cihetinin duyurulması, ispat edilmesi. Yeni Türk hükümetinin Kur'an'ın bu yeni ve ekmel nuruna takdirle bakması. En modern neşir vasıtasıyla hem Anadolu'ya hem alemi İslam'a ve insaniyete duyurulmasının temini. 5. Şark vilayetlerinde Risale-i Nur'un intişarı. İşte Said Nursi Afyon hapsinden tahliye edilip Emirdağ'a geldiği zaman nazarındaki hizmet safaları bu suretteydi ve merkezi hükümetle de hizmet itibariyle alakadardı. Bu zamana kadar nur hizmeti ancak risalelerin yazılıp çoğaltılmasına münhasırdı. Üstad, ta Barla'dan beri daima has talebeleriyle, nurların neşrine çalışanlarla görüşmüş, onları hizmetlerinden dolayı tebrik ve teşcih etmişti. Bu tarihten sonra mektepliler ve memurlar nurlara müteveccih oldular. Nur hizmetini hayatlarının gayesi addeden ve bu hizmetle vatan, millet ve İslamiyet'e en büyük faydayı temin eden talebeler, meydana çıkarak hizmete başladılar. Afyon Mahkemesi'nin Risale-i Nur'u müsaadere kararını mahkeme-i temyiz esastan bozdu. Bozma kararında ileri sürdüğü sebeplerden birisi, kararnamede suç unsuru gösterilen risalelerin, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat eden eserlerden olup olmadığının zikredilmediği, şayet beraat edip iade edilen eserlerdense kararın yanlış olacağı, hem temyizin tasdikinden geçip kaziye-i muhkeme haline gelen bir davanın, yeniden taht muhakemeye alınışının kanuna uygunsuz olduğudur. Temyizin bozma kararından sonra Afyon'da tekrar duruşma başladı. Bu şekilde mahkeme devam ederken, iktidarı ele alan Demokrat Parti hükümeti umumi af ilan etti. Afyon mahkemesi de af kanunun daire şumuline girdiği için dosya ortadan kaldırıldı. Haşiye, fakat mahkeme heyeti Risale-i Nur eserlerinin beraatine karar vermedi, müsaderesine karar verdi. Bu karar 1956 tarihine kadar devam etti. Mahkeme iki defa Nur Risalelerine müsaadere kararı verdi. Temyiz Mahkemesi bu iki kararı da bozdu. Afyon Mahkemesi temyizin kararına uyarak Nurların beraatine karar verdi. Bu sefer temyiz usulden oksanlık yüzünden bozdu. Ve eserlerin Diyanet İşlerince tetkikini istedi. Diyanet İşleri Müşavere kurulunca bütün eserler tetkik ettirildi. Neticede nurların hakikatını bir derece belirten bir rapor verildi. Ehli vukufun meskur raporuna istinaden Afyon Mahkemesi, Haziran 1956 tarihinde ittifakla nurların beraatine ve serbestiyetine karar verdi. Karar katileşti. Artık bu tarihten sonra merkezi hükümette Risale-i Nur mecmuaları matbaalarda tab edilmeye başladı. Afyon hadisesi başlamadan evvel Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi, Said Nursi'den iki takım Risale-i Nur eserlerini, bir takımını Diyanet İşleri Kütüphanesi'ne koymak, bir takımını da şahsına alıkoymak için istemişti. Fakat hapis hadisesi çıktı, gönderilemedi. Üstad hapisten sonra Emirdağ'a geldiği vakit evvelce hazırlanan iki takımı tahsiye ederek Ahmet Hamdi'ye gönderdi ve aşağıdaki mektubu kendisine yazdı. Muhterem Ahmet Hamdi Efendi bir hadise-i ruhiyemi size beyan ediyorum. Çok zaman evvel zatınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen ruhsata tabi ve azimet-i şeriyeyi bırakan fikirlerine benim fikirlerim muvafık gelmiyordu. Ben hem onlara hem sana hiddet ederdim. Neden azimeti terk edip ruhsata tabi oluyorlar diye Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim. 3-4 sene evvel kalbime size karşı tenkit kerane bir teessüf geldi birden ihtar edildi ki, bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar, dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı, ehven şer düsturuyla bir kısım vazife-i ilmiyeyi, mukaddesatın muhafazasına sarf edip, tehlikeyi dörtten bire indirmeleri, onların mecburiyetle bazı ruhsatlarına ve kusurlarına inşallah kefaret olur diye kalbime şiddetle ihtar edildi. Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini o vakitten beri yine eski medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakiki uhuvvet nazarıyla bakmaya başladım. Onun için benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle nurlara benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek ve üç sene evvel sizin ısrarla bir takım Risale-i Nur'u istemenize binaen vermek niyet etmiştim. Şimdi hem mükemmel değil, hem tamamı değil, Nur şakirtlerinden 3 zatın 15 sene evvel yazdıkları bir takımı sizin için şiddetli hastalığım içinde bir derece tahsiye ettim. Bu 3 zatın kaleminin benim yanımda 10 takım kadar kıymeti var. Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim. Buna mukabil onun manevi fiyatı 3 şeydir. Birincisi, siz mümkün olduğu kadar Diyanet Riyasetinin şubelerine, mümkünse eski harf, değilse yeni harf ile ve has arkadaşlarımdan tahsiye yardım için birisi başta bulunmak şartıyla memleketteki Diyanet Riyasetinin şubelerine 20-30 tane teksir ederek göndermektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek Diyanet Riyasetinin vazifesidir. İkincisi, madem Nur Risaleleri medrese malıdır, siz de medreselerin hem esası, hem başları, hem şakirtlerisiniz, onlar sizin hakiki malınızdır.'' Üçüncüsü, tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matbaasıyla tab edilsin ki tevafuktaki lemay-i icaziye görünsün. Said Nursi